we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days, trying to find a place. Arkadaşlar merhabalar, ben Akkuş. Videoya başlamadan önce aşağıdaki butonu kullanarak kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenerek videomuza destek olabilirsiniz. Sizden gelen istekler üzerine Rampage'in Spectrum kasasını elime geçirdim. Açacağım, inceleyeceğim arkadaşlar sizin için. Tabii ki videoyu daha önceden çektim. Seslendirmesini daha sonra yapıyorum. Bundan dolayı bir kafa karışıklığı olmasın arkadaşlar. Spectrum kasayı ben gördüm, inceledim. Gayet güzel, gayet hoşuma gitti. Aydınlatması özellikle beni benden aldı diyebilirim arkadaşlar. Daha önce ona benzeyen Imposing kasa vardı. Rampage'in Imposing kasası vardı. Ondan çok çok daha güzel olmuş arkadaşlar. Kasa power supply'si olmayan bir kasa arkadaşlar. İçerisinde power supply yok. İçerisinde 4 adet RGB fan, aydınlatmalı fan mevcut arkadaşlar. Ön tarafına bayıldım, aynalı arkadaşlar. Yani diğer kasalara nazaran ön tarafını görüyorsunuz, ayna şeklinde direkt olduğu gibi karşı tarafı gösteriyor. Bu şıklığına şıklık katmış diyebilirim. Çok yani canlı canlı görmenizi tavsiye ederim. Çok şık arkadaşlar. Ön kısmında direkt kendinizi olduğu gibi görebiliyorsunuz. Aynalı cam kullanmışlar. Şimdi isterseniz yavaş yavaş iç kısmına geçelim. İç hacmi çok büyük arkadaşlar. İstediğiniz ekran kartını monte edebileceğiniz kadar büyük ön kısım panel bağlantıları geliyor. Bu kısımlar hard disk yuvalar arkadaşlar. İstemezseniz arkadan vida girişi var. Vida girişinden sökebiliyorsunuz. Hard disk yuvalarının SATA ve SATA power girişleri çok farklı olmuş arkadaşlar. Ama hard disk burada ne kadar yakışıklı durur, o da soru işareti. Ön kısım bağlantılarını yukarıda gördüğünüz gibi bir modül yönetiyor. Arkasında da ekstra bir modül var. Üst kısmına gelecek olursak bir tane mıknatıslı hava filtresi var arkadaşlar. Açma kapama, reset, 2 tane USB 2.0, 1 tane USB 3.0, işte kulaklık girişleri mevcut ve ledleri kontrol edebileceğiniz bir tane tuş mevcut. Tuşun yanısına arkadaşlar arkasında bir tane kontrolcü var. Tepesinde tuşları kontrol edeceğiniz bu tuş var. Ayrıca ekstradan kumandayla da arkadaşlar aynı RGB'leri yönetebiliyorsunuz. Bu bağlamda Rampage çok cömert davranmış arkadaşlar. Hem dediğim gibi tepeye koymuş, hem içerisinden bir adet kumanda çıkıyor, hem de ayrıca arkadaşlar arkasında da bir tane kontrolcü var. Kasayı açık kullanmanız gerekecek yalnız, hani oradaki kontrolcüyü kullanabilmeniz için. Bir adet kızılötesi arkadaşlar, kumandayı kontrol edebilmeniz için bir adet lazer IR diyorlar arkadaşlar, IR koymuşlar. Bir tane kontrolcü koymuşlar buraya ekstra kullanabilmeniz için. Kontrolcünün power tuşunu power molex'in arkadaşlar şeye bağlıyorsunuz, power'ın üzerinde bağlıyorsunuz. İçinden böyle bir poşet çıkıyor. Poşetin içinde vidalar, işte kelepçeler ve kumandası mevcut arkadaşlar. Kullanma kılavuzu vesairesi mevcut. Rampage öyle kumandalar gönderiyor ki arkadaşlar, her gönderdiği kumanda birbirinden farklı, tip olarak aynı ama üstündeki tuş ve kombinasyonları bakımından birbirinden farklı. Bir tane normal bir pil arkadaşlar, açma kapama tuşu, kapatma tuşu ve modları var kumanda üzerinde. Bu arkadaki modül üzerinden arkadaşlar modları değiştirebiliyorsunuz. Fanın hızını ayarlayabiliyorsunuz ve ışıkların hızını ayarlayabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Karanlıkta daha da güzel olacağından eminim arkadaşlar. Karanlık videosunda videonun sonuna koyacağım, oradan bakabilirsiniz. Arkada bir SSD girişi var ve dediğim gibi arkadaşlar bu modülü kontrol edebilmeniz için bu cam kapağı kapatmamanız, arka kısmını açık kullanmanız gerekiyor. Ama ben çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Zaten hem üstte bir tane kontrolcü koymuş, hem de ekstradan kumanda koymuş arkadaşlar, uzaktan kumanda. Onunla birlikte normal bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz zaten. Sadece montaj kısmında gözü ön tarafa koydurmanızı ya da siz yapıyorsanız montajı, gözü ön tarafa koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar.
Zati kullanırken dediğim gibi ön taraftan kumanda daha kullanışlı olacaktır. Bu arada kasada 240 mm sıvı soğutucu bağlanacak yer yok arkadaşlar. Sıvı soğutucu bağlamak isteyen arkadaşlarım 120 mm sıvı soğutucu tercih etmesini tavsiye ediyorum. Videomuz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşça kalın.